Fethullahçı terör örgütü Çatı davasının firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili davanın duruşması 4. gününde sona ererken hakim kararını açıklamayı 28 Kasım'a bıraktı. Firari İpek'in Londra'daki Westminster İlk Derece Mahkemesi'nde görülen Türkiye'ye iadesiyle ilgili davanın duruşması bugünkü celselerle tamamlandı. Hakim, iade talebiyle ilgili kararını 28 Kasım tarihinde yapılacak duruşmada açıklayacağını bildirdi. Duruşmada bugün sanık avukatlarının mahkemeye getirdiği gizli tanık dinlendi. Tanık A olarak adlandırılan kişinin FETÖ'nün yargı yapılanması içinde yer alan ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından firar eden bir örgüt üyesi olduğu öğrenildi. Duruşmaya FETÖ'nün basın yapılanması içinde yer alan firari isimlerden Tarık Toros, Erhan Başhurt ve Turan Görür Yılmaz'ın da aralarında olduğu bazı FETÖ üyeleri de katıldı. Duruşmada İpek'in yanı sıra iadeleri istenen FETÖ'nün Irak imamı Talip Büyük'le eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik de hazır bulundu.